Herkese merhaba, ben Şenol, Maysel Akar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arabaya başlamayı planlıyorum artık. Bayağı yanda, sanki Ikea'dan bir şey almışım da onu birleştirecekmişim gibi. Ne oluyor artık o? Birleştirme şeyini, zavazingosunu açtım diyebilirim. Traktörü hala almadım, traktör yerinde duruyor. Onun dışında ihtiyaçlarımı hallettim gibi de yani illa biri yükseliyor, biri düşüyor. Fazla yorulmadan diyorum işe başlayayım. Tuvaletimi yapıyorum, susuyorum, suyu içiyorum, şey oluyor falan derken... Hepsini en aşağıya indirmek neredeyse imkansız anladığım kadarıyla. Neyse, yemeğimiz var. Sıkıntı değil. Su zaten sıkıntı değil. Sigaramız var. Stres için yıkanabiliyoruz. Problem değil. İstediğim zaman yatabilirim. Yalnız bugün cuma aslında var ya. Hafta sonu yapacaktım bunu da. Neyse, gaza geldim. Başlayacağım bir kere ya. Cuma öğlen. Şimdi bir şey kaldığı zaman pazartesiye kadar kalıyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorsan, bir şeyler tamir etmek istiyorsan, bir şeyler satın almak istiyorsan. Ama şu anlık listem olmasına rağmen... Dedim o işe hiç girişmeyeyim, arabayı tamire başlayayım. Tamir derken birleştireyim. Ne istiyorsun? Firewood, aha odun istiyor. Tamam. Odun yeri açıldı. Lağım yeri. Babaanne olmadı abi. Poşette bir dahakine alacağım, tek seferde halledeceğim. Neyse hadi bismillah diyelim, başlayalım abi. İlk başta şu arkadaşı, daha tuşları falan da öğreneceğim, yanlış anlamayın. Şuradan tutabiliyor muyum? Yok, şöyle. Allah Allah. F ile mi tutayım? Ne yapayım? Böyle tutmuyor musun ya? Hayret. Sağ indiriyor, sol kal... Sağ indiriyor, sol kaldırıyor şeklinde de. Heh, şükür. Tutturamadık bir türlü ya. Kaldırmak için iki yöntem sunuyorlar. Ya bunu kullanıyorsunuz. Ön tarafa şimdi... Aha, oldu galiba. Ön tarafı yükseltmen lazım. Veyahut da tamamını kaldırmak için traktör de kullanabilirsin diyor da. Biraz bug'lıymış anlaşılan o. Yok. O, alakası yok. Onu yerleştiremedik abi. Öyle olur mu lan o? Şuradan falan tutacak tahmin ediyorum değil mi? Mantıken öyle tutması lazım. Aynen. Hadi bismillah. Kaldır kardeşim. Kaldır. Niye karardı orası öyle? Kullandırıyorsun beni bak. Az önce aydınlıktı. Ne kadar kaldırmam gerekiyor acaba? Keyfe kalmış tahmin ediyorum. Bırakıyorum, kendileri kalkıyor mu? Yok, tamam. Neyse. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Hadi bismillah. Ha bir dakika. Alet edevat çantasını falan yanımıza getirelim de. Bu arada satın almamız gerekenler. Birkaç bin doları var. Bilmiyorum ne yapacağız. Para şu anlık. 7000 dolarım var aslında. Fena da para değil ama. Yetmez. Büyük ihtimalle... Hallederiz onu bir şekilde ya. Onun dışında tutar mısın kardeşim? Şunları bir yanıma alayım. Bunlar bana lazım olacak. Şurada durması daha mantıklı gibime geldi. F ile açıyormuşuz. Aynen. Moda geçmek için 2'ye geçiyorsun. Sol tuşta alıyorsun, sağ tuşta bırakıyorsun dediler. Bırakmıyor muyuz? 1'e geç. 2'ye geçtin mi aleti alıyorsun. Allah Allah. Tamam, diğerini alabiliyorum rahatlıkla. Ama bir tanesini bırakamıyor muyum yani? Hiçbir türlü bırakma diye bir şey yok mu? Neyse, böyle olsun bakalım. Hadi hayırlısı. Şununla başlıyoruz abi. Neymiş adı? Alt takımı diyebiliriz herhalde buna. Ne yönüyle koyacağım da emin değilim. İnşallah bulacağız. Aha. Ha, bu kadar mı? Ne istediğinde tek tek bakacağım abi. Tek tek halledeceğim hepsini. Bütün vidalarını falan söyleyeceğim. Hepsi yanımda açık. Açtım yani. Tamamını açtım. Ne diyor? 10 milimetre 4 tane şey sıkacaksın diyor. Bir dakika, 10 milimetre. Benim elimdeki ne bu arada? Yazmıyor değil mi o rakam olarak? Üstüne getirince yazıyor mu? 9, 10. Aa vallahi yazıyor. Tamam. 4 tane şeyi varmış. Neresinde var? En ufak fikrim yok. Aha, yeşil yanıyor. Mouse'u scroll'unu ileri doğru yaptığın zaman sıkıyor. Öbür türlü de açıyor. Tamam, tahmin ettim. Şu ikiyi, hepsinin tamamını sağlam bir şekilde sıkmak lazım. Tamam bu herhalde. Öbür tarafa. Bir tanesi şurada bir yerde değil miydi? Aha buldum. Allah'tan bu şekilde işliyor ve civatayla falan uğraşmıyorsun var ya, yoksa yandın.
Harbi diyorum yandım. Vay anam vay. Lastikler için tutacak. Onun için ne istiyor? O da 10 mm 2 tane diyor. 1'e geçmem gerekiyor. Hop. Hadi bismillah. Hangi yönlü olduğunun bir önemi var mı? Kendi direkt tutuyor mu? Şu şekilde olacak büyük ihtimalle. Sağ sol fark ediyor mu acaba bunda? Emin de değilim ha. Galiba fark ediyor. Nasıl çıkardın lan? Aha. Buna ne diyor? 2 tane 10. Çıkart kardeşim. Şu işte. Heh. Hadi bismillah. İki yadan aldım arabayı. Nasıl? Başka türlü. Abi bunlar bak. İzleyin gör. Şeyi de al da. İzleyin anlayacaksınız yani. Bu başka türlü. Bilmiyorum hangi psikopat bunu ezberler de. Yalan o iş. Baktım videolara falan. Herkes. Bu arada Steam forumlarından bakıyorum. Ya nasıl olduğunu bir... Nasıl tuttuğunu da bir önemi yok. Steam forumlarından baktım. Birkaç tane video izledim. Hepsi aynı şekilde yapıyor. Tabii kimse de söylemiyor şeyden bakıyorum diye ya. Herkes araba ustası olmuş maşallah. Şu komik kısmı arabadan ben az çok anlarım da bu da bayağı eski araba ve bu kadar parçasına kadar bilgim yok. Yoksa ehliyet sınavından geçmek için belli bir bilgiye ihtiyaç duyuyorsun. Yoksa hiçbir türlü geçemiyorsun. Şimdi Spindler. Oh. Anam 12-1. Yandık. Hayırlısı ya. Şunlar mı? Galiba. 1, 2, 3, 4. Bunlar tahminim arka, ön. Herhalde değil mi? Sağ sol diye yazıyor muydu bunda? Takıyorsun. Sıkıntı yok. 12. 11, 12 diye gidiyor değil mi sırasıyla herhalde? Spinner. Şunu al. 11, 12. Tamam. Her birinde birer tane 12'lik var. Neresinde var? Şurasında var. Daha dönmeyene kadar sıkacağız abi. Elimizde patlamasın. Bu da önün. Burası yine biraz daha sıkıntısız. Ayıptır söylemesi. Şeyde daha büyük sıkıntı var. Motor kısmı yandık. Motorun var ya milim milim bir ton parçası var. Yığınla birleştirmesi var ve en ufak bir yanlış... Araba GG. Gidiyormuş. İşin sıkıntılı kısmı bir de. Allah'ım. Gidiyor da nereye kadar? Allah'a emanet. Bunu buraya takamayız ki. Bunu buraya takacağız herhalde. Ya ben ne yapıyorum ya? Kafam mı güzel benim? Diski de bu işte. Bir an kafamda kurdum sanki şey olacak diye. Bunları direkt takıyoruz anlaşılan. Ha, bunu direkt sıkmıyoruz. Put the dress brace. Sıkma diyor. Sonradan şeflerini koyacağız. Tamam öyle olsun. Eyvallah. İlk başta onları koyayım. Şef de şu değil mi? Aynen. Galiba anlarız şimdi abi. Anlarız. Bunları istesem de şu an sıkamıyorum zaten. Neyle sıkılacağını da birazdan göreceğiz. Ya sinek ilacını ben alayım değil mi yanıma ya? Buraya değil mi? Nereye doğru koyacağım? Aha buranın bu. Gördüm seni gördüm. Şirketlik yapma. Şurada bir yerde gördüm. Koydu tamamdır. Bu da tamam. Gel kardeşim. Sağ sol yazma da yazmıyor değil mi ya? Ben görmedim yok. Şeyde yazılıyor. Bu da tamam. Arkadaş bir sinek ilacı. Ya arkadaki elektrikli testere de bir manyak yani ha. Sık 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 bir daha sık. Bilmiyorum birden fazla sıkınca bir işe yarıyor mu da. Empty. Bizim çöpümüz var mı? Şurada bir... Şu çöp olarak sayılıyor mu? Emin de değilim ha. Ateşi yakarsan belki sayılır. Bu arada sen niye yerde duruyorsun? Tabii bunu tutuyor olabilmem lazım. Lan bu mu sabahtan beri şey yapıyor bana? Abi yere düştü. Sürekli sabahtan beri derken oyun oynadığımdan beri abi bunu kaldırabiliyorum ya. Kaldırabiliyormuşum. Öyle dediler bana.
Kandırıldık mı yoksa? Elinle kaldırılıyor dedi ya bu. Dediler yani. Belki de kaldırılmıyor. Neyse en azından ses yapmayacak artık. Sinek sesinden de kurtulmuş olduk. Şimdi bunu neyle sıkacağım abi? O da önemli. Arada şey kısımlar da var. Sonuç olarak 14 milimetre her birinin bir tane sıkmam gerekiyor ondan. Onu halledelim. 14'lük anahtar. Anahtara geç. 14'lük. Neresinden sıkacağım? Ortadan. Ha bu mu tutuyor bu diskleri? Yani sadece bu tutuyor galiba. İnşallah doğru yapıyorum da var ya bir tane yanlışa böyle bırakırız arabayı. O da uğraştığımız gider. Gitmez. Teknik olarak oradan çekerim onu ama steering rack, direksiyon şeyi hangisi lan o? Bu ne? Steering column. Yok baba sen değil. Bu tarafta başka parça var mı? Var da el freni var, egzozu var. Şu ne en ufak fikrim yok. Aşağıdaki ne? Adı ne bunun? Egzozu mu bu? Allah, bu egzoz. Egzozu geçeceğiz mi biz yani? Çok ilginç olur hakikaten ha. Abi direksiyonun parçası şu mu? Sıralamasına göre mi koymuşlar bunlar buraya? Aynen. Galiba. Bunu ne? Nereye takıyoruz? Direksiyon burası. Şuraya bir yere takmam gerekiyor. Yani şuna bir şekilde bağlamam lazım. Ne tarafa doğru tutturulur? Bak işte en ufak fikrim yok şu anda. Çevir diyeceğim de bu şekilde de olmaz ki. Şöyle gel. Tamam. Şuradan bir yerden olması lazım. Buraya diyeyim babacım. Yüzünün yani yediğim. Burası. Çevir abi biraz. Şuradan tam olarak bakıyorum. Yok. Steering rack şurada. Tamamdır. 9 milimetre 4 tane. 9. Şu mu 9? Bu 9. Tamamdır. 4 tane. Ha o da üstünde. Tamam sıkıntı değil. Buraya kadar sıkıntı yok. Kazasız belasız hallettik. Ben bunu bir bölümde falan bakıyorum zaten prolar ezberlemişler veyahut da yardımcı da olsa yandan bakarak daha önce toplamış adamlar bile böyle bir yarım saati falan buluyor. Ben bunu bir bölümde yapamam. Tahmin ediyorum bir bölümde yaparım başka bölümde yaparım gibi bir durum söz konusu olabilir abi. Başka türlü olacağını ben inanmıyorum. Strat 4 tane 9 milimetre ile sıkılan Strat. Bakalım şimdi Strat hangisiymiş? 4 tane 9 milimetre değil mi? Elimde 9 var zaten. Sıkıntı yok. Strat. 2 tane var Strat. Bunları mı takıyoruz? Herhalde. Nereye doğru bağlıyoruz bunları? Şöyle. Yok. Şöyle. Bu tarafa mı olacak? Fark eder mi? Süspansiyon değil mi abi işte bu. Buraya gelmesi gerekmiyor mu? Ama şey olarak mouse olarak belki oraya bakması lazım. Dur bakayım şöyle. Aşağıdan doğru tutalım. Mantıken böyle olması gerekiyor ama bakıyoruz tekrardan. Doğru. Artı çıkmadı değil mi hiç ya? Artı diyorum tik. Ops. Çok pardon. Tam olarak gözükmüyor. Sesine bakıyorum şu anda da. Gayet doğru. Gayet doğru abi. 9 milimetre. 4 taneyle sıkılacak. Şu alttaki ucu şuraya bağlanacak.
Ama tutturamıyoruz. Belki öbür tarafındır. Belli mi olur? Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Aha. Bak. Her birine mi 4 tane ya? Toplamda 4 tanedir ya. 2 buna 2 ona şeklinde inşallah. Ha yok. Her birine 4 tane. Al abi şurada görüyorum. Bir dayı. 4'er tane. Üstten bağlıyoruz. Sen değil sen değil şu. Girebilsem oraya. Şu abi. Şöyle yapalım. Vallahi buradan mı gördüm yani? Ama işte yetmiyor ki sıkmaya. Şöyle bir daha bir bakayım. Aa. Tamamdır. Sonuna kadar sıktım. Ay. Aynı şekilde seni de şöyle alayım. Tutacağın yer de önemli abi. Aha. Bir dahakine hatırlarım. Bir dahaki olursa tabi. Sıfır sıfırdan bilmiyorum tekrardan. Valla işi öğrendikten sonra zevkli bile olabilir. Çünkü baya bir özgür. Ben mesela kar mekanik baya bir süre oynadım. Hani bunun kadar özgür değil. O her şeyi gösteriyor zaten bir nevi. Bak yine aynı yere tutmuyor ya. Abi tut şunu. Şunu be. Abi ara ara tutuyor da üstüne gelince tutmuyor ya şaka gibi. Ma sinirleniyorum ha. Oğlum şu işte. He tam yeşil yanmasa da mouse topu bazen çalışabiliyor ekstra. Güzel. Tamam mıyız? 4 tanesini de sıktık mı? Vallahi sıktık. Bu arada farklı ekspansiyon falan da var. Bir yerde gösteriyor da muayeneden geçmeyen şeyler olduğu için şu an maalesef her şeyi kullanamıyoruz abi. 3 tane de 3'er tane de tepeden 10 mm ile sıkacakmışız. Onu da unutmadan halledelim. 9'dan 10'a niye yavaş? Çömük vaziyette miyim değil mi? 10 mm tepeden mantıklı. Aslında bakılsa bile ya en azından sıkma yerlerini kaçırabileceğin olabilirse de çoğunlukla görebilirsin. Mantık yürüterek çarabadan anlamıyorsan bile ama onun dışında illaki eksik parça kalır, illaki sıkmadığın civat olur. Bence taf sayısına göre adam gibi yapmak IKEA mantığıyla çok çok daha mantıklı abi. Bu tamam, bu tamam, bu tamam. Sıradaki steering rod. Şu muydu? Yok steering. Bunlar mı? Aynen. FR ön tarafı herhalde bunlar. Hop. Yok bu tarafa bakacağını sanmıyorum. Öbür tarafında olabilir. Buranın değil. Şuna mı bağlayacağız? Yön değiştirme. Ha şunların arasına bağlayacağız. Kesin. Ha bak. Bunu tutturdum. Aha. Kaç tane? 12 mm bir tane. 12. 12 mi aldım ben şu anda? Evet. Şu bağladığım şeye 12 de bu. Aha, direksiyon düzeliyor. Şunu da aynı şekilde al. Şuradan doğru eğilsem. Lan tut işte be. Aha. Vallahi tuttu. Yürü be aslanımsın. Şunu da sıktık mı? Ne aksam işte bir tık oldu gibi gibi. Sıradaki artık süspansiyon var mı ya? Süspansiyona geldik. Neye geldik? Steering column. Ha direkt direksiyon kendisi. 8 mm iki tane sıkacağız. Şu. Değil mi? Aynen. Bu bayağı direksiyonun kendisi. Tepe tarafı ön tarafı. Şöyle herhalde orada şey kolu olduğuna göre. Hoppa. Çıt. Kondurduk. İki tane 8. Tamamdır. Nereden doğru sıkacağız değil mi?
Oğlum adamı kullandırma. Buradan değil herhalde, değil mi? İçeriden. Ha şu bir. Ha bir tanesi de altındadır büyük ihtimalle. Yat bakayım. Daha da aşağı yatamıyorum ki. Ama şu. Tutturdum. Allah'tan içine girebiliyorsun böyle arabanın. Bilmiyorum da şu bug'ları düzeltirlerse nasıl halledeceksin bunları? Çok merak ediyorum hakikaten. O bug'lar halledilirse sıçtık. Süspansiyon. Ha arkaya indireceğiz. E tamam da öne lastik takmadık. Lastik takmadan oluyor mu öyle ya? Aşağı indirip arkasını kaldırmamı söylüyor. Arkaya bu sefer şeyleri takacağız. Hadi ben lastikleri taksam ayıp olur mu? Ben takıyorum lastikleri ya. Lastikleri takayım, ondan sonra arkasını şey yaparım. Ön tarafa cacık dolusu 4 tane lastiğimiz var. Bir tane de 5. varmış. Anlaşılan bilmem nerede de. Yedek olarak kullanmak istiyorsan standart lastikleri. Tabii diğer taraftan biz yeni lastikleri alacağız. Hiç gerek yok. Oh. Gördüm be. Hoppa. İkisini de takalım. Şu an istesem yönde değiştirebiliyorum galiba. Orta taraf motoru yok tabi de. Neyle sıkılıyor bunlar? Kaç gibi gözüktü size? Bence bunun bir 13'ü var. Var mı ciddi ciddi? Tutturdum mu lan? E çarpı işareti çıkıyordu. Sıkıyor mu sıkıyor, boş ver. Gerisini karıştırma. Orta tarafa sanki çarp. Yo. Hemen. Ne önemi var? Anlarız şimdi. Bunu indirdiğimiz zaman kendini verirse aşağıya. Meğerse yanlış şeyle sıkıyormuşuz diyeceğim de. Sıkılıyor sonuçta yani. Yanlış doğrusu zaten sonra bir önemi olacağını sanmıyorum. Kardeşim 13 dedim, tutturdum. Şimdi sağ tuş basılı tutsam direkt kendi iner mi? Şuradan bir yerden de çıktı işaret. İniyor lan. Lan sen var ya adamsın harbiden ha. Dedim ki onu yapmamışlardır herhalde. Bayağı yapmışlar. Normalde öyle tam indirip böyle. Az indirdiğin zaman bir tık indirir. Full indirdiğin zaman. Heh, biraz daha biraz daha biraz daha. Heh oturdu. Tam sonuna kadar indirdiğin zaman. Yani köküne kadar indirir öyle diyeyim. Şimdi öndeki lastiklere bakacağız bakalım ne kadar çalışıyor. Evet arkadaki lastik. Herhalde bir hikayesi vardır onun kafasında bir modül. Bir şey vardır. Haritanın alt kısmında bir yerde galiba. Emin de değilim nerede olduğunu, gidip bakmadım bile hiç. Sonuç olarak dördüncü lastik bilmem nerede tarlada, bir de arka koltuk var orada. Arka koltuk. Üstünde de yatabiliyorsun o arka koltuğun. Hani arabayı normal aile arabası gibi kullanmak istiyorsan. Şöyle söyleyeyim. Oha çok mu kaldım lan? Çok kaldım. Benim doğduğum yer diye geçiyor. Öyle diyebiliriz yani. Neyse trail şunları arkaya bağlayacağız. Arka taraf tabii daha basit olacak doğal olarak. Bence bu sağ taraf. Heh. Bunları bağlıyorum değil mi ya? Ha. Nasıl takacağım peki bunları? Aha. Çaktım, çaktım, çaktım. Bu arada 12 milimetre ikişer tane gerekiyor. Şunu alalım, hepsini birlikte takalım. Ne bileyim ben yukarıdan doğru tutar dedim de alakası yok. Arkadan doğru tutuyorum şuradan. Buradan açtı. Hoppa. Kaçar tane? Niye tut? Bu değil mi abi civata? 12 milim, 2 tane her birinde. Ha, şeyin somunun çıkışı bu. Anladım, tamam. O da tamamdır. Hop. Şu bir. Ulan baya baya şimdi buna da lastiği koyarsak en azından bir tık da olsa arabaya benzeyecek ha. Değil mi? Öyle hesap edersen. Evet, onun peşine de ne geliyor? Yaylar geliyor. Cooling spring. Onları direkt takacağız. Tamam, şunlar.
İyi, sol tarafı hallettik baya. Hop, bu bir. Buradan ana bağlantı yapıyor. Buradan da yayı mı koyuyor? Şuraya bir yere de herhalde. Aynen. Herhangi bir şekilde şey yapmıyorsun. Alır mısın kardeşim? Güzel, düz mantık baya. Hiç öyle bir Alman teknolojisine benzemiyor ya. Bu da tamamdır. Ondan sonra şu abiler herhalde değil mi? Şok absorb. Tabii tek başına o yetmiyor. Ana şeyi tutuyor. Bu ufak sarsıntıları mı hallediyor diyeceğiz. 12 milimetre bir tane yukarıda. Dur, şunu da alayım da. Bunu bu tarafa koyalım. Şimdi. Aha. Nereden doğru normalde sıkıyorsun onu? Şuradan falan herhalde değil mi? Aynen şu. 12 milimetre buradan. 12 milimetre buradan. Onun dışında aşağıda da 6 milimlik iki tane varmış. Kaçtan başlıyor bu? 6'dan mı başlıyor? Yok, 5'ten başlıyor. Bu 6. Aşağıda da iki tane. Aşağıda nereye bağlanıyor ki o? He, şurada. Şu bir. Şu tarafta da ikinci mi? Aynen. Yalnız çok çürümüş her yeri be. Harbi diyorum bunu. Yapayım şey, pazarı çıkartıp satacağım. Yok ralli malli abi, oyunun tipini değiştirdim ya. Bu arabayla bu kadar uğraşırım, ben bunu satarım. Ondan sonra işte kömür satışı, lağım satışı, hurda satışı falan. Hoş, burada iki tane araba var ya. O kadar. Tamam mıyız şimdi? Yurraksam eksiğimiz, ha kaldı tabi arka tarafa lastikleri koyabilmek için. Son iki parça. Aynen. Gel bakayım. Şu bir. Bu da iki. Bunlara da birer tane 14'lük. Çıkart. Kaça kadar gidiyor bu? 15'e kadar. Ortadan mı sıkıyoruz? Düz mantık. Gidiyorum abi. Buna da lastikleri taktık mı? Araba tamamdır. Böyle. Bu kadar. O kadar. Alakası yok. Lastikleri getir. Lastikleri tak demiyor yalnız ha. Bilmiyorum, bu sıkıntı olacak mı da. Sanmıyorum, ne olacak ya. Ulan tuttu nasıl önce. Aha. Kaçlık da bu? 13'lük dedik değil mi bu arada buna? Onu da alalım da yanımıza. Abi söylemiş şimdi, Türk yamasını gördüm ya. Şey yapmışlar, Türk bayrağı yapıştır oraya. Yalnız tabii Türkiye'de böyle bir yaşattı. Olmaz, adamı daşlarlar yani. İçe gidiliyor falan. Hiç gerek yok, heriflerin hayatını yaşayalım. Bizim memlekete şey yapmayalım. İçine sokmayalım. Yabancı ülkede azıtırız, sapıtırız, sağa sola şişe atarız falan, en azından kafamız rahat olduk diyeceğim. Bu da bir saçma olacak. Neyse, anladınız siz onu. Böyle geyiği daha serbest oluyor. Şunları da sıktım mı? Allah'ım, şimdi motor bölümüne mi geçeceğiz? Galiba, emin değilim. Şunları bir sıkayım da. Hop, ne yapayım lan? Ha. Yaz böyle bir şeyler yapınca, başarınca hani ortaya bir şeyler çıkıyor ya. O olay benim çok hoşuma gidiyor işte ya. Ortaya bir şey çıkması güzel bir şey ya. Neyse, şimdi lastikleri tak diyor. İleri it, şeye bak. Ha, şu an garaja sokabilirim artık. Onu söylüyor. Vay. Vay 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 vay. İtelim mi yani biz de? Garaja sokalım mı bunu? Şunu ben niye koyamıyorum ama şuraya abi? Sağ tuşta koyuluyor. Koyma ya. Al kardeşim. Yok. Şöyle al. Motor için zaten bir tane daha alet. Bu burada her türlü kalıyor mu? Galiba buna kaldıramıyorsun. Bu. Şu tezgahı biraz temizleyelim de şurada yaparım muhtemelen motoru. Motoru da inşa edip şununla takıp içine sokuyorsun arabanın ya. Mantık o da, dışarıda da bırakabiliyorsun ya. Dışarı.
Burada da kalabilir. Hoppa. Gel bakayım. Dıngırı mıngırı. Yalnız açlık yarıyı geçti. Uslama yarıda. Yorgunluk yarıyı geçti. Stres yarıyı geçti. Ufak bir mola mı versem ben? Ne yapsam ya? Adam dağıldı resmen. Arkadaş bu nedir? J tuşu mu dedik? Aynen. Şöyle. Oha. Biraz sağa sola kaydıramaz mıyım buradan? Var mı öyle bir dünya? Kaydırabiliyorsun. Vay anasını. Teknoloji. Hayır, şeye girecek şimdi, biliyor musun? Yine biraz daha. Yok, J'yi bırak, J'yi bırak, J'yi bırak. Şöyle bir gir. Aslında lastikler fena değil. Şeyler sıkıntı. Şurayı biraz. Oldu mu? Yani. İlla eğileceğim mi? Gayret. Gayret. Biraz daha. Bir dakika. Sakın ha, sakın ha, sakın ha. Tamam. Çok bir tık daha. Tamamdır. Çok da ileri itmeme gerek yok ama en azından içeride girişimi durdurmasın. Ondan vardı şeyin üstüne. Aha da böyle yeter. Değil mi? Bence değil ama daha sonra tekrar iterim. Çok ayak altında da durmasın ya. Yani ayak altında sıkıntı olabilir. Ama sonuç olarak yürür aksamı tamam. IKEA'dan aldığımız arabanın yürür aksamı tamam. İlk başta bir karnımı doyurayım. Bunları da dolaba taşıyaydım bari ya. Neyimiz var? Ne bu? Pizza. Sosis. Bunlar da çok az veriyor ya. Bu ne? Plak. Bundan da 4 tane çıkıyormuş. Sıkıntı olabilir diyenler oldu. Bunlar sonradan dökeceğiz zaten içine. Geç bunları. Ne yiyeyim ya? Cips yiyeyim mi? Gön bakayım cipsi. Oha! Yalnız deli gibi susadı. Ama yine de cips o kadar karın doyurmaz ki abi. O iş yalan yani. Kim diyor onu ya? Öyle bir dünya yok. Vallahi yalan o. Kirimiz var, stresimiz var. Duşta sigara içemem. Kahve yanıma alamıyor muyum acaba? Bu arada markette kahve varmış. Öyle dediler. Aç abi. Aç baba. İşe. Şimdi içeyim. Hayır yapma. Duşta işemediğini iddia etme. Hemen şey yapayım. Herkes duşta işer. Her zaman herkes duşta işer demiyorum. Yanlış olmasın ama. Her insan illa en az bir sefer duşta işemiştir baba. Hiç kolpa sıkmayın bana yani. Tamamdır. Kapatabilirsin. Şöyle arabaya bakarak bir de tüttürdük mü artık. Yatmak mı gerekiyor o zaman? Çek! Gidip şeyi kurtarabilirdik aslında da motor işi canımı sıktı ben. Motorla gidip şey yapacağım diye hesap ediyordum. Yani motoru tutup şeyin arkasına atacaktım ya, traktörün arkasına atacaktım. Niye öyle oldu ki? Bu arada arabamızın yakıtı bu. Arka koltuğu var burada. Bunda uyuluyor mu? Bunda da uyuyorsun. Vay. Acaba bir şey fark ediyor mu? Koltukta uyumayla şeyde uyumak. Yani şöyle diyeyim sana. Fitik sıfıra, fullden sıfıra. 100 birim olarak düşün. Sıfıra düşme. Koltukta 5 saat doluyordur. Yatakta 3 saat doluyordur gibi bir şey değişiyor mu? Onu demeye çalışıyorum. Evi yakma da. Bakayım. Diye attık, tamamdır. Ya bu işte bir... işte var abi, var ya. Var, ben biliyorum arkadaş ya. Şöyle bıraksan düşüyor musun ya? Tabii ki de düşürüz. Sen nasıl bir şeysin ya? Yanına gidiyorsun, düzeliyor. Yakıtı var bunun. Oğlum nasıl bineceğim ben bunu? Allah'ım.
Of, şaka yapıyorsun ya, şaka yapıyorsun ya. Hiç beklemiyordum onu. Hiç beklemiyordum onu. Üstüne ciddi anlamda böyle çıkıp da enter şey moda gireceğim. Hiç beklemiyordum. Marş, light, engine. Yakıt yok, değil mi? Yakıt yok baba ya. Şeyle birlikte geleyim. Ya bir düşme, bir düşme Allah'ın cezası. Veyahut buradan bir şey mi açacağız ilk başta? Neyse onu bir dahaki bölüme ben bakarım ya. Bununla gider alırım zaten söylerim size. Şöyle şöyle yaptım falan filan diye. En temiz. Yani bir dahaki bölüme gider traktörü alırım. Ondan sonra da motora başlarım herhalde. Şunların hepsini birleştireceğiz. Bir bölüme yetiştirebilirsem hayırlısı diyelim. Ne diyelim? Yetişir herhalde ya. Millet ikisini bir bölüme yetiştiriyor. Neden olmasın? Benim save alıp yok yatıp save alma vaktim geldi. Neyse ben yatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.